Merhaba YouTube ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün ise yanımızda ne var abi? 7 kişilik farklı bir model var. Nedir? Seat Tarrako. Tarrako mu? Tarrako mu? Yoksa Tarrako mu? Artık ona siz karar verin. Ama bence Tarrako. Pislik yapmaya gerek yok. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızda zaten 7 kişilik SUV'lar bayağı bir var. Neden 7 kişilik bir su çekme isteği duydum? Çünkü biliyorsunuz aileler Türkiye'de kalabalıklaşıyor. Ve minibüs mü alayım, doblo mu alayım, 5008 mi alayım, Tigo 8 mi alayım diye düşünen insanlar farklı bir araç almayı da deneyebilir bence. Çünkü neden olmasın? Bugün yanımızda Seat Tarako var. 1.5 motorlu, en boş paket. En boş pakette bize neler sağlıyor? Biliyorsunuz bizim kanalımızın mottosu nedir abi? Az paraya çok araba. Bugün az paraya çok araba serimizde Seat Tarako var. Ne bekliyoruz? Videoyu beğendik mi? Kanala abone olduk mu? O zaman günahıyla sevabıyla Seat Tarako. Arkadaşlar koy şöyle dışarıdan baktığımızda alışıla gelmiş bir tasarım var. Neden abi? Çünkü bildiğiniz gibi diğer hemen hemen tüm suvlar birbirine benzemektedir. Ama Seat'ın şöyle bir alameti faykası var. Bu araba neye benziyor? Tabii ki de yeni Seat Leon'a ya da Cupra Leon. Artık sen ne diyorsan. Aracın dış tasarımında Seat'ın artık imza niteliğinde taşıdığı altıgen panjurumuzu görüyorsunuz. Tabii ki de plastik. Bugünkü aracımız dediğim gibi en boş paket. Burada bir havalandırma menfezini görüyorsunuz. Burada Seat logomuz var. Altında plakamız var. Onun altında neyimiz var? Radarımız var. Çeki demir kapağımızı görüyorsunuz şurada. Burada neyimiz var? Sis farımız var. Farlarımız gördüğünüz gibi full led. Sinyallerimiz farın içine entegre edilmiş. Ve far olarak zaten dediğim gibi Seat Levan'ın aynısı neredeyse. Aracımızın lastiklerine baktığımızda kocaman bir lastikleri var bugünkü aracımızın. Ne var abi? Pirelli'nin Scorpion lastikleri var. 235'e 50R19. 19 inç jantları var. Hani sürüş yaparken böyle biraz küt küt vuruyor. Vurmuyor değil. Yalan konuşmaya gerek yok. Aynalarımız zaten elektrikli. LED'i böyle komple içine yerleştirilmiş, entegre edilmiş. Ve aynanın şurasında abi size nasıl göstereyim onu bilmiyorum. Aynanın tam şurasında kör nokta uyarı sistemi var. İçeri tarafa gayet güzel uyarı veriyor. Aracı şöyle 360 derece gezecek olursak araç zaten gayet dolu bir araç. Hani kocaman bir araç. Ben sevdim yani. Kullanalı bir yarım saat falan oldu. Aracı şöyle yandan baktığımızda neleri görüyoruz? Aracı şöyle komple kaplayan nikel setimizi görüyorsunuz. Yukarıda port bagaj bağlantıları var. Köpek balığı antenimiz var. Araç boydan boya gerçekten çok güzel bir araç. Arka tarafına doğru geldiğimizde bizi neler karşılıyor? Arkasında kocaman bir camımız var. Sileceğimizi görüyorsunuz. Üçüncü toplanmamız var. Arkadaşımızdan bir destek alalım. Üçüncü stop lambasını bir yaksın bize. Gördüğünüz gibi üçüncü toplanmamız burada yanıyor. Frenler şu orta tarafta da çok güzel yanıyor. Dörtlülerimiz var. Aracın arka sis farı sadece sol tarafta abi. Sağ tarafta herhangi bir arka sis farı yok. Alt tarafta neleri görüyoruz? Kedi gözlerini görüyorsunuz. Fake egzoz çıkışlarımız var. Arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. Burada çok güzel bir difüzör yapmışlar. Gri renkli. Burada seyahat amblemimiz var ama bagaj buradan açılmıyor. Bagajımız elektrikli. Burada bir geri görüş kamerası var. Bagajımızı şöyle hafiften açtık dokunduk. Gördüğünüz gibi kocaman devasa bir bagajı var. Bagaja sonra geleceğiz. Buradan bagajımızı kapattık. Aracın sağ tarafına doğru geldiğimizde Nikelajlar bu arada şu tamponların orada da var arkadaşlar. Ara siyah olduğundan çok belli olmuyor ama komple boydan boya kaplayan dodiklerimiz mevcut. Aracın sağ tarafında ne var? Burada gördüğünüz gibi bir Depo kapağımız böyle tuşlu. Basıyorsunuz açılıyor. Araç benzinli. Araçta herhangi bir LPG bağlantısı yok. Zaten bu araçlar Türkiye sadece benzinli 1.5 olarak geliyor. Bilginiz olsun. Bunu böyle kapattık. Şöyle araca 360 derece devam ederken gördüğünüz gibi aracımız gayet güzel, gayet şık, gayet yakışıklı, ateşli bir araç. Resmen İspanyol ateşi diyor araç. Aracı şöyle geldik. Kapı seslerimiz. Kapı seslerimiz bu şekilde. Aracımızın anahtarsız giriş çıkış özelliği mevcut. Aracımızın anahtarını da şöyle gösterecek olursak. Anahtarı hani çok yakıştıramadım. Şu anahtarsız giriş çıkış özelliği var ama suslalı bir anahtarı var. Klasik Volkswagen anahtarı. Hani böyle devasa bir araca yakışmış bu anahtar. Şöyle yavaştan aracın içine doğru geçtik. Tarakonun kapısını açtığımızda bizi neler karşılıyor? Şöyle gösterecek olursak burada çok güzel bir işlemimiz var. Tabii ki de sert. Burada da bir metalimiz var. Kapı açma kolumuz burada kulpumuz. Açma kapama kilitlerimiz burada. Biraz yumuşak dokusunu beğendim. Çok güzel. Burada ufak twitterlarımız var. Burayı güzel yapmışlar. Mesela deri. Ama inşallah fake deridir. Yani canlara zarar gelmemiştir. Burada dikişlerimizi görüyorsunuz. Burada da çok güzel bezimiz var. Dört cam otomatiğimiz var. Ayna ısıtmamız var. Aynalar elektrikli açıp kapanıyor. Şöyle göreceğiniz üzere. Ben sevdim. Güzel. Burada bir tutmak kolumuz var. Tutmak kolu da insana güven veriyor yani. Vermiyor değil. Çok da boş değil. Buralar sert. Buradan gördüğünüz gibi kedi gözümüz var. Reflektörümüz var. Yani gece kapıyı açtığınızda arkadan gelen sizi görüyor. Tehlikeye atmıyorsunuz. Ne başkasını ne kendinizi. Kapı işlemimiz gayet güzel. Kaplamalı. Hani içi de boş diye böyle anahtar falan attığınız zaman takır takır yapmaz. Bagajımız elektrikli. Bagajımızı buradan böyle yukarı doğru tek hamlede açıp kapatabiliyorsunuz. Aracın içine doğru geldiğimizde burada aracın donanımını görüyorsunuz. Şöyle net diyecek olursak. Ben bunu tam okuyamadım. Okuyabilen yoruma yazarsa benden memnun olurum. Aracın koltukları gayet güzel. Şöyle... Hani yapısı falan muhteşem ya bayıldım. Bakın burada X yazımızı görüyorsunuz. Kafalıklar da gayet güzel. Kafalıklar nereden de şuradan böyle ileri geri oluyor. Ben beğendim. Yanları böyle derimsi falan. Buralar böyle kumaş. Deri kumaş karışımı gayet güzel. Burada bel destek ayarını görüyorsunuz. Nerede? Şurada. Bel destek ayarını görüyorsunuz. Alçaklık yükseklik ayarı mevcut bugünkü koltuğumuzda. Burada da sırtlığımızı ileri geri yapabiliyorsunuz. Yavaştan şöyle aracın içine doğru geçelim. Arkadaşlar her zamanki gibi soldan başlayacak olursak burada neyi görüyoruz? Otomatik far özelliğimiz var. Eski nesil bir sistem kullanmışlar bunda. Ön ve arka sis farları böyle çektiğinizde açılıyor. Böyle ittirdiğinizde kapanıyor. Otomatik farımız kalsın böyle. Solda neyimiz var abi başka? Burada sürüş asistanını aktif edip aktiflikten çıkarabiliyorsunuz. Bu zaten selektör bildiğiniz gibi. Aynı şekilde sinyal. İstanbul'dakiler çok kullanmasa da bu bir sinyal arkadaşlar. Burada neyimiz var abi? Burada bir tane gözümüz var. Bu şekilde. Ama içi kaplı değil yani. Böyle biraz ses yapabilir buraya bir şey koyduğunuzda. Burayı böyle kapattık. Aracın direksiyonu ben sevdim. Direksiyon benim sevdiğim tarzda. Neden? Şöyle uzun yolda elinizi böyle koyup seyahat edebiliyorsunuz. Nelerimiz var? Ses tuşlarımız burada. Buradaki tuştan öndeki araçta olan mesafenizi ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi yakın, uzak, orta tarzında. Ses tuşumuzu burada görüyorsunuz. Burada işte hız sabitleyici ayarları, hız sabitleyici aç kapat. Adaptif hız sabitleyici mevcut bugünkü aracımızda bilginiz olsun. Direksiyonumuz yani kornamız S amlemimiz var. Burada airbag yazımızı görüyorsunuz. Kornamız bu şekilde. Burada ekranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle gösterecek olursak gördüğünüz gibi. Güzel ben sevdim. Sesli komut özelliğimiz var ama ne kadar çalışıyor bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim. Diyor ki sesli komuta bağlamak için bir operatör bağlaman gerekiyor. Yani telefona bağlandığınız zaman bağlanıyor. Bilginiz olsun. Kapat bunu. Bir tuşundan göstergeleri değiştirebiliyorsunuz. Bu zaten klasik. Leonlarda vardı. Başka şöyle değiştirelim. Bunda da normal. Gürül gürül çalışıyor gayet güzel. Tekrar bastığımızda ise normal. Hayal ekran dediğimiz ekrana dönüyorsunuz. Biz şöyle normal kadranlar benim sevdiğim tarzlar olsun. Burada neyimiz var? Burada bilgi ekranını buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada parçayı ileri geri al. Burada direksiyon ısıtması mevcut. Direksiyon üstünde böyle çok güzel bir kaplama var. Bakın burada da var aynısı. Dikişler falan benim benim çok hoşuma gitti ya. Güzel yani. Burada hararet göstergemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ise devir saatimiz var tabii ki. Şöyle bir sport alalım bakayım. Değişecek mi ekran? Spor modda değişmedi. Şu sadece şu yukarıda sport yazıyor. Başka da herhangi bir şey yok. Normal eco mod. Normalde kalsın. Burada emniyet kemer ayarlarımızı görüyorsunuz. Burada zaten adaptifi görüyorsunuz. Burada diyor ki hız sabitleyici şu an açık. Gördüğünüz gibi şu an kapalı. Aracımız 4108 kilometrede. Birkan Demir çalışkana uzun zamandır selam vermiyorduk. Buradan Birkan abiye selamlar. Hava 8 derece. Diğer uyarıları burada görebiliyorsunuz. Bakın sinyaldi vesaireydi. El freni. Başka nelerimiz var abi? Hız göstergemizi burada görüyorsunuz. Yakıt tankımız burada. Yakıt tankı göstergesi. Pedal shiftlerimiz var. Direksiyonun kenarına saklanmış bir şekilde. Bunlar da güzel çalışıyor. Güzel iş görüyor. Uzun zamandır videolarda göstermiyordum. Hep unutuyordum. Direksiyonumuzun alçaklık, yükseklik ve derinlik ayarı mevcut. Bugünkü aracımızda da. Manuel tabii ki de. Bunu buradan böyle kapattık. Aracın sağ tarafına doğru gelecek olursak çok güzel bir dokunmatik ekranı var. Apple CarPlay Android Auto özelliği var bugünkü aracımızda. Şöyle ekranı açtık. Gördüğünüz gibi buradan radyo, favori vesaire medya seçebiliyorsunuz. İşte telefon ayarları, telefon bağla. Full link özelliği de var tabii ki bugünkü aracımızda. Burada araç değerlerini görüyorsunuz. Burada ise araç ayarları, araç asistan ayarları vesaire vesaire. Burada da kaplamamız devam ediyor. Sert oraya kadar gidiyor. Altına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar iki tane havalandırma menfezi var. Dört flaşörümüz burada. Burada klima ayarlarımızı görüyorsunuz. Max AC çift taraflı kliması mevcut. En boş paket olmasına rağmen. Burada sevdiğim bir özellik ne var abi? yenisi Volkswagen grubu, Vak grubu araçlarda. burada klimayı böyle de yapabilirsiniz ayarlamak için. Aynı şekilde parmağınızı böyle sürdüğünüz zaman gayet güzel çalışıyor. Aynı şekilde fan ayarı da böyle Böyle menüye bastığınız zaman burada da her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu arada Air Cray var. Nedir abi? Hava temizleyici. Parfüm özelliği de görüyor aynı zamanda. Diyor ki lütfen kapılarınızı camlarınızı kapatın falan filan. Neyse onu sonra yaparız. Altında gördüğünüz gibi iki tane USB portu var. Yeni nesil bunlar. Bir tane de 12 volt soketimiz var. Onu da şöyle gösterecek olursak sizlere. Gördüğünüz gibi 12 volt soketimiz var. Çakmaklık olmayan çakmaklık girişi. Burada neyimiz var? Yiğit arkadaşımızdan bir destek alalım. Telefonunu bir rica edelim. Buraya iPhone telefonlarınızı koyduğunuzda hani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama kablosuz şarj özelliği de mevcut. Ekranla da kontrol edebiliyorsunuz. Tekrar iyi de teşekkür ederim. Telefonunu verelim. Burada araç başlatıcıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yine sert bir kaplamamız var. 8 ileri DSG şanzımanımız var. Yeni nesil DSG ışıklı. Gördüğünüz gibi burada elektronik el frenimiz var. Oto holdumuz var. Burası boş. Burada burası da boş. Burada start stop kap açıp kapatıcımız var. Burada otomatik park asistanımız var. Bazı video en son fokus videosunun altına bir arkadaş yazmıştı. O araçta yok. Var arkadaşım bak. Bu araçta da var. Şöyle bunu aktif yaptık. Diyor ki burada park seçebilirsiniz falan filan. Burada Park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Geri görüş kamerası var demiştik. Gayet güzel bir geri görüş kamerası var. Geri görüş kamerasını da buradan seçebiliyorsunuz. Hangi pozisyonda size gösterecek olduğunu. Gördüğünüz gibi burada kapatma falan filan diyor. Bu şekilde. Başka bu tarafta anlatacak neyimiz kaldı? Modlarımız var. Eko modumuz var, normal modumuz var, spor modumuz var. Bir de connect var. Yani buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde nasıl size tepki versin. Bunu normalde alalım devam edelim. Burada e, bardak tutucularımız var. Burada gayet güzel bir gözümüz var. Bardak tutucularını bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şöyle döndürerek kiyalarda vardı bu yanlış hatırlamıyorsam. Aynı şekilde buradan da tuşa basarak açabiliyorsunuz. Şişelerinizi vesaire böyle koyabilirsiniz. Bakın mesela bir tane bir tane ufak şişe bir tane de böyle bir litrelik şişeyi çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ha, i̇stemediniz mi? Bunları böyle kapattınız. Veya kapatmanıza da gerek yok. Burada çok güzel bir perdesi var. Perdeyi böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Burada neyimiz var abi? Tabii ki de alçaklık, yükseklik ve ileri geri ayarı olan kol dayamamız mevcut. Buralar gayet güzel. Ben buraları sevdim. Aracın üst tarafına geçmeden önce şöyle yan tarafına doğru geçelim. Torpidomuz. <laughs> Torpidomuz çok büyük değil arkadaşlar ama yeterli derecede. Torpidoda soğutma özelliği var fakat herhangi bir kaplama yok. Torpidonun başka neyi var? Şurada gördüğünüz gibi bozuk para saklama cepleri var. Burada da kart vizit vesaire koyabilirsiniz. Şöyle gösterecek olursak. Bunu böyle kapattık. Göğüs kısmı hani yumuşak. Sert değil abi. Bakın burada da bir hoparlörümüz var. Ses sistemine gelecek olursak. Gelemiyoruz çünkü radyomuz kapalı. Şuraya geldik. Radyo dedik abi. Bastar falan gayet güzel. Ben sevdim. Aynamız var. Aynamızın kendinden kararma özelliği var arkadaşlar. Şöyle güneşliğe bakacak olursak güneşliğin yapısını çok beğenmedim. Çünkü çok sert abi. Hani böyle bir arabaya yakışmamış. Burada gördüğünüz gibi beyaz bir aydınlatması var. Ruhsat saklama cebi burada. Burayı böyle açtık. Açtığımız gibi zaten ışığımız da yandı aydınlatmalı kapaklı bir aynamız var. Buraya kadar gelen arkadaşın ne yapacağımızı biliyoruz. Önce videoyu beğeniyoruz. Abone değilsek de kanala abone oluyoruz. Burayı böyle kapattık. Burada neyimiz var abi? Tabii ki de şoför tarafında bir tutamacımız mevcut. Tavanı çok beğenmedim. Tavan çünkü siyah. Hani bazı yerler karanlık çıkıyor gündüz olmasına rağmen. Karanlık olan yerler varsa şimdiden özür diliyorum takipçi arkadaşlarım sizden. Buraları şöyle söyledik mi hatırlamıyorum. SOS tuşumuz var burada. Burada tamir randevusu vesaire alabiliyorsunuz veya arıza bildirebiliyorsunuz. Emniyet kemerlerimizin alçaklık yükseklik ayarları mevcut. Gördüğünüz gibi gayet güzel gayet tatlı. Şöyle bakıyorum ön tarafta anlatacak pek de bir şey kalmadı. O zaman videoyu beğendiğiniz ve kanala abone olduğunuzu düşünerekten ne yapıyorum? Arka tarafa geçiyoruz. Seat Tarakon'un arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar kapısı eserimiz bu şekilde. Ön tarafta söylemeyi unuttum arkadaşlar. Aracın kapısı bütün açıldığından dolayı aynı Peugeot 3008 5008'lerde olduğu gibi inip binerken paçalarınız hiçbir şekilde çamur olmuyor. Koltuklarımız 2 artı bir düzene sahip ama güzelliği nedir abi bu koltukların? Koltuklar şöyle ileri geri olabiliyor. Bildiğiniz gibi bu araç zaten 7 kişilik bir araç. İnip binerken bu koltukları bu şekilde yatırabiliyorsunuz. En arka tarafa daha sonra geçeceğim. Koltukların farklı bir artı özelliği nedir abi? Koltukları böyle şuradaki koldan gördüğünüz gibi kademe kademe sıktığını ayarlayabiliyorsunuz. Isofix bağlantıları zaten mevcut. Alayım ben kamerayı devam edelim. Kapı buralar tabii ki de her zamanki gibi sak. Çünkü arka tarafa nedense mühendisler hiç çalışmıyor abi. Burası yine yumuşak. Burasında da bez kaplamı var. Twitter'larımız burada da mevcut. Hoparlörümüz aşağıda. Buradaki kapı işleri de tabii ki de kaplaması mevcut. Koltuklarımızın deseni gayet güzel beğenmiştim. Ön tarafta zaten söylemiştim. Şöyle aracın içine doğru geçtik. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarla. Hani oturma mesafesi şu an gayetten güzel. Şöyle biraz koltuğu yatıralım. Zaten en arka seviyede koltuk. Şöyle hafiften kaldıracak olursak daha da size alan sunuyor. Koltuktan arkası deri abi komple. Burada saklama ceplerimiz mevcut. Arka tarafta bizi başka neler karşılıyor? Gördüğünüz gibi burada klima ayarımız var. Tek kademeli tabii ki de. Burada bir tane USB çıkışımız var. USB portumuz. Burada bir tane 12 volt soketimiz mevcut. Bu şekilde açılıyor. Arka tarafın eksi tarafı nedir? Bugünkü aracımızda tabii ki de herhangi bir cam tavan ya da sunroof olmadığından aracın içi de siyah olduğundan dolayı biraz basık. Burada iki tane tuşlu aydınlatmamız mevcut tut gayet güzel. Benim sevdiğim başka bir özellik ne oldu abi? Bir tane şurada bir tane ise şöyle gösterecek olursak şurada askılığımız mevcut. Ben bu askılıkları çok seviyorum abi araçlarda. Zaten takip edenler biliyordur. Başka neyimiz var? Bugünkü aracımızda şöyle baktığınızda gayet güzel bir kol dayaması var. Hani yumuşmuş çok tatlı duruyor. Buraya işte ufak şişelerinizi, Red Bull'larınızı veya sodalarınızı koyabilirsiniz. Buraya ise 1 litreye kadar olan şişelerinizi saklayabilirsiniz. Buradan bagaja herhangi bir geçiş yok. Fakat bagajımız zaten gördüğünüz gibi şurada. E, o zaman burayı anlattıysak bir de 3. sıraya geçelim şimdi. Bu arada söylemeyi unutmadan arka koltuklarda çocuk ilde mevcut. Geldik şimdi işin en civcivli tarafına, alameti faykasına. Nedir abi? Benim gibi iri yarı bir adam buraya böyle sığabilecek mi? Diyorum koltuk bu kadar açılıyor. Ama nedir? Buradaki koltuğu neredeydi lan bu? Hah. Böyle ileri doğru alabiliyoruz. Şöyle ayağımı atıyorum. Buraya böyle geçtim. Buraya geçtim ama. Şimdi bunu böyle yaparsak abi ben buraya sığmadım. Bak. Koltuk ilk kademede ama ben buraya sığmadım. Ki zaten Bizim bir de yan tarafta. Benim gibi iki tane adam buraya hayatta sığmaz. Buraya işte kısa boylular, çocuklar, bir elliden hallici olanlar sığar. Arka tarafta nelerimiz var? Önce şurayı şöyle açalım ki ben yaşamaya çalışayım burada arkadaşlar. Alayım ben kamerayı. Arka tarafta nelerimiz var? Burada. Şurada gördüğünüz gibi kaymaz gibi gözüküyor ama sert plastik olduğundan dolayı koyarsanız koyun kayar. Eşya saklama cebi var. Başka neyimiz var? Burada emniyet kemerlerini sıkıştırabileceğiniz bir cep var. Yer var. Başka abi burada başka da herhangi ne var? Şurada 12 volt soketi var. Göreceğiniz gibi priz var. Başka da herhangi bir şey yok. Priz aktif. Başka da herhangi bir şey yok. Ben 3. sırayı sevmedim. Nefret ettim. Hani boyum 1.86. Hemen hemen 100 kiloyum. Kafa zaten tam böyle en dipte biraz daha yüksek oturuyorsunuz. Öndeki ikinci sıra koltuğa nazaran. Aracın aracın ön tarafı da şöyle gözüküyor arkadan baktığınız zaman. Dediğim gibi çok sıkıldım bunu aldım. Kafamda zaten tavanda herhangi bir şekilde rahat edemedim. Bastı burası beni. Hadi bagaja geçelim. Seat Tarakon'un arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar biraz önce anlatmıştık. Böyle burada iki tane Mekana benzeyen stop aydınlatması var. Şurada bir boşluk var ama hani birleştirmemişler. Neden bilmiyorum. Bagajımız zaten elektrikli. Şuradan şöyle açtık. Bizi kocaman devasa 760 litre bir bagaj hacmi karşıladı. Biraz önce sığmamıştım. Bunu böyle yapalım. Pardon. Şuradan şöyle yaptık. Bunu böyle ittirdik. Burası böyle kapandı zaten. 760 litre bir bagaj hacmi var. Sol tarafta biraz önce sığmadığım için gösterememiştim eşya saklama cebi var. Hani örnek veriyorum işte telefonları vesaire böyle koydunuz ama dediğim gibi buraya hani böyle sabit kalmıyor. Kayıyor. Burada neyimiz var abi? Burada hem eşya saklama cebimiz var hem de bir tane bardaklığımız mevcut. Şurada gördüğünüz gibi kanca karşılıklarını görüyorsunuz. Bir tane burada, bir tane de şurada var. Bir tane burada var. Bir tane de nerede var? Tabii ki de şurada var ka kanca karşılığımız. Bagaj aydınlatmamız bir tane burada görüyoruz sadece. Sağ tarafta herhangi bir bagaj aydınlatması yok. Burada gözümüz var. Nedir abi bu göz? Şimdi şurada bir tane kapak var. Bu kapağı böyle kaldırdık. Aa, bunları buraya kim koydu? Onları kim koydu? Burada bir tane pandizotumuz var. Kameramızı şöyle Yiğit'e verelim. Demin takamamıştım. İnşallah şimdi takabilirim. Sizlere rezil olmadan. Bu pandizotu böyle aldık abi. Örnek veriyorum. 5 koltuklu kullanacağız. 7 koltuğu birden kullanmayacağız. Aşağıda bu arada tamir seti yarım boş stepmemiz de mevcut. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Bu da yedek paspas mıdır nedir tam anlayamadım. Şimdi şöyle hafiften bir oturalım içine. Ben bu pandizotu takarken çıkartırken biraz zorlanıyorum. Acaba benim kabiliyetsizliğim mi yoksa pandizot mu sıkıntılı bilmiyorum. Burayı böyle yaptık. Bunu buraya oturturduk. Sonra bu kapağımızı aldık. İlk yardım setimizi de şöyle atalım. Elimize ayağımıza dolaşmasın. Bu kapağımızı da buraya oturturduk. Ne yaptık? Bunu aldık. Bu şekilde. Ya. Ha. Sonra ne yaptık? Bunu aldık abi. Bu şekilde buraya koyduk. Gayet güvenli. Neden güvenli? Şu açıdan güvenli. Örnek veriyorum. Bir alışveriş merkezin otoparkına gittiniz, bir yere gittiniz. Şimdi bu şekilde baktığınız zaman dışarıdan gelen kötü niyetli insanlar bagajınızda ne olup olmadığını göremiyorlar. Aksi takdirde araç biraz kirlendi kusura bakmayın bu arada. Bunu böyle yok sayalım veya da açık bırakalım. Tekrar kapatalım. Hatta şunu da şöyle koyalım görmek amaçlı. Gördüğünüz gibi içindeki eşyaları çok rahat bir şekilde görüyor. O kötü niyetli insanlar. Ama Pandizotunuz kapalı olduğu zaman Herhangi bir şekilde size zarar veremiyorlar bagajınızda ne var ne yok Göremiyorlar Arkadaşlar bugün sizlere Seat Tarakoy anlattık Bagajı Anlatıyorduk yarım kaldı bagajı Buralar böyle sert arkadaşlar Hani 7 kişilik bir model gayet güzel bir model Rahat bir model Ben normalde benzinli arabayı çok sevmiyorum Ama bu arabayı garip bir şekilde sevdim Bugün Çekimlerde bana yardımcı olan arkadaşım Yiğit o da gayet sevdi. Eğer babasını kandırabilirsek alacağız. Bunlara da bir tane. Şimdi şöyle bugün günlerden nedir abi? 18 Şubat pazar. Pazar günü geldim böyle eşofmanlı bir şekilde karşınıza size araba anlatıyorum. Bir beğeniyi, aboneliği hak ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Bugün Seat'ın şöyle hızlıca sitesine girelim abi. 2004 yılı kerezleri reddedelim. Şöyle 2004 2024 yılı fiyat listesi dediğimiz zaman abi Seat Ibiza değil tabii ki de Tarako. Şöyle Tarako'nun üzerine geldik. Experience 7 koltuklu bugünkü aracımız. 2 milyon 151 TL. 2 milyon 151 bin TL. Ne var abi işte alüminyum jantlar var. Ön sis farları var. LED farlar var. Falanlar var. Filanlar var. Link özelliği de var bugünkü aracımızda. Diğer araçlara nazaran. Abi gördüğünüz gibi Gayet güzel bir araç. Gayet dolu bir araç. 2 milyon 151 bin TL'ye bu aracı mı alırdınız? Yoksa 1,5 milyon TL'ye gidip Tigo 8 mi alırdınız? Veya da bu aracın muadili ne var abi? Hem muadili hem üvey kardeşi veya öz kardeşi, kuzeni artık ne dersen de Tiguan Allspace Space var. Başka rakiplerde ne var? Peugeot 5008 var. Kanalımızda da zaten inceleme videosu mevcut. Rakipler bunlar. Hani zaten TikTok'a bir video atmıştık. Kanala da short videosu yüklemiştim. Sizler için Torako ile Tiggo 8 ile karşılaştırabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.